Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ülkemizi yöneten siyasi zihniyet ve ülkemizi yöneten siyasi zihniyete destek veren medya seçkinlerden nefret ediyor. Elitlerden nefret ediyor. Yani insan kalitesi ne kadar yüksekse ülkeyi yöneten siyasi iktidarın ve siyasi iktidara eklemlenmiş gazetecilerin düşmanlıkları o kadar çok artıyor. Ne kadar kalitesizse, ne kadar değersiz ise, ne kadar çağ dışı, ilkel ise bir kişi, bir gazeteci, bir politikacı ya da seçmen, iktidar partileri ve iktidar partilerine eklemlenmiş gazeteciler onlardan çok büyük zevk alıyorlar. Bakın, fakirlik ayrı bir şeydir. Çok insan vardır, madden zengin değildir ama kültürel olarak, bilgi olarak, eğitim olarak, görgü olarak, ufuk olarak çok büyük, çok zenginliklere sahiptir. Son dönemlerde yine hep birlikte görüyoruz, son birkaç gündür oluyor bu. Ülkemizin en üst düzey eğitim veren üniversitelerinden birinde finans öğretmenliği yapan Profesör Özgür Demirtaş'a yapılan saldırılar. Canlarım, bir kişinin kimliğine, kişiliğine, onuruna yapılan saldırılar inanın fiziki saldırıdan çok daha ağırdır. Fiziki saldırı sadece fiziken saldırıya uğrayan kişiye acı verir ve sonra geçer. Ama bir kişinin onuruna, kimliğine, kişiliğine, karakterine, güvenilirliğine, itibarına yapılan iftiralar ve saldırılar sadece o kişiye değil, onu seven, ona inanan herkese acı verir. Ve geçmez, kalıcıdır. Özgür Demirtaş ne yaptı ya? Özgür Demirtaş, Türkiye'deki bilim dünyamızın en değerli, en kaliteli akademisyenlerinden, bilim insanlarından biri. Sosyal medya üzerinden bilgilerini, deneyimlerini, kariyerinin parçalarını bizlerle, kamuoyuyla paylaşıyor. Bugüne kadar da öngörülerinin hiçbirisinde yanılmadı. Hükümet sürekli yanılıyor. Hükümete bakın, yanlış yapıyorsunuz, burada şu yanlışı, burada bu yanlışı yapıyorsunuz, doğrusu bu diyen Özgür Demirtaş ise öngörülerinde hiç yanılmadığı halde yine de iktidar partileri, iktidar yetkilileri ve iktidara eklemlenmiş gazeteciler tarafından manevi saldırılara uğruyor. Şiddetten beter saldırılar. Hakaret ediyorlar, iftira atıyorlar. Söylemediği cümleleri, yapmadığı paylaşımları söylemiş gibi, yapmış gibi paylaşıyorlar kendi kamuoylarıyla. Özgür Demirtaş asgari ücret konusunda kendi fikrini söyledi. Ve söylediği fikri benim asgari ücret konusundaki görüşlerimden çok daha nazik, çok daha bence belki de büyük ihtimalle akılcıydı. Ben asgari ücrete külliyen karşıyım. Karşıyım. Evet, ben karşıyım asgari ücrete. Demokratik bir ülkede asgari ücretin olmaması gerektiği kanaatindeyim. Ancak ne zaman olur asgari ücret? Diyelim ki Avrupa ülkelerinin hepsinde var, bizde de var. Özürlü insanları istihdam edersiniz. O özürlü insanlardan alabileceğiniz emek, özürsüz insandan alacağınız emek kadar olamayabilir. Ve bu çok doğaldır. O özürlü insanları çalıştıranlara şart koşarsınız. Dersiniz ki işte şu kadar özürlü olana, şu kadar özürlü olana, şu kadar özürlü olana, şu oranda yani. Şu fiyatın, şu ücretin altında maaş veremezsiniz dersiniz. Olabilir bu. Bu Türkiye'de de olabilir. Hiç sakıncası yok. Öyle bir şeye karşı değilim ben zaten. Ama canlarım, asıl olan ekonomiyi yönetenlerin ülkede tam Keynes'in ekonomi politikalarına göre sıfır işsizlik, yani tam istihdam, ama ben hayır, tam istihdam da demiyorum. Belirli bir rekabet payı elbette olmalı. Benim kafamdaki eksik istihdam
%2,5'la %3 olmalı. Ama %3'ü geçmemeli. Örneğin Süleyman Demirel'in başbakanlığının ilk dönemleri 65-69 arasında Türkiye'de istihdam eksikliği vardı ama çok düşüktü. %2 ile 3 arasındaydı hatırlayabildiğim kadarıyla. Oysa yıllık büyüme %7, enflasyon %5'in altındaydı. 5 ile 2 arasındaydı. Yani bu yapılamayacak bir şey değil, yapılabilecek bir şeydir. Bir ülkede asgari ücreti tespit etmesin devlet. Ne yapsın? İstikrar sağlasın yeter ya. Ya Özgür Demirtaş'ın söylediği oydu. Diyordu ki asgari ücreti %50 zamlı alacak olan oldukları için sevinenlere. Ya tamam seviniyorsunuz, iyi güzel hoş. Keşke daha çok olsun ama eğer siz o Şubat başında ilk defa Şubat başında alacaklar zamlı maaşı. Şubat başında geçtiğimiz senenin Şubat başında 2000 liraya alabildiğiniz ürünleri 4253 liraya alabilecekseniz harikasınız. Sizin adınıza ben sizden daha çok sevinirim. Ama alamayacaksınız diyor. Ve doğru söylüyor. Ama canlarım, elit insana, seçkine, kariyer sahibi insana, değerli bilim insanına, objektif bilim insanına, doğruları söyleyen bilim insanına o kadar düşman bir siyasi irade ve eklemlenmiş gazetecileri var ki hemen o beyefendi insanın üzerine saldırı verdiler hemen. Ya ne kadar kötü ya. Ya çok genç olanlar, sizler hatırlamayacaksınız. Hele benim o sevgili torunlarım 18, 20, 25 hatta 30 yaş hiç hatırlamayacaksınız. İyi insanlarımızdı çoğunlukta olanlar. Kötü insan sayısı çok azdı. Filmlerimizde sadece iyi insanlarla kötü insanlar anlatılırdı ama filmlerimizin sonunda hep iyi insanlar galip gelirdi. Şimdi pek izlemiyorum ama takip ettiğim bildiğim kadarıyla dizi filmlerde kötüler daha çok ve kötüler daha çok kazanıyor. İnsanlarımız kötü oldu. Hepsi değil. Ama kötü insan sayısı arttı. Özgür Demirtaş kime kötülük etti? Kime zarar verdi? Bilgisine, kariyerine, deneyimlerine ve bugüne kadar öngörülerinde haklı çıkmış olmasına inanarak, dayanarak yine bir öngörüde bulundu. Ve uyardı. Haklı uyarıydı, doğru uyarıydı. Kötü insanlar hemen harekete geçtiler. Özgür Demirtaş'a fiziki şiddetten daha beter şiddet uygulamaya başladılar. Ya canlarım, güzellerim, neden bizim insanlarımız, bizim bilhassa gazetecilerimiz ve iktidar politikacılarımız neden bu kadar kötü oldular ya? Birbirimiz gibi düşünmek zorunda değiliz. Tamam, çok güzel. Biz, ben, bizler, hatta iktidarın içinde olan pek çok kişi de, vicdan sahibi pek çok kişi de iktidarın yanlışlarını eleştirecek, eleştirmeli de. Yanlış demek biliyorsunuz benim için hoş bir şey değil. Bir fikre yanlış demek, fikre. Hatta uygulamaya yanlış demek de hoş bir şey değil. Siyasi iktidarlar kendi siyasi ve iktisadi tercihleriyle gelirler. Ben saygı duyarım. Ama eleştiririm. Bana göre, dikkat edin, hep bu konularda karşı tarafın fikirlerine yanlış falan demeden diyerek girmem. Bana göre yanlış. Ha, bilime göre yanlışsa onu da söylerim. Mesela yüksek faiz sebep, enflasyon neticedir demek bilime göre yanlıştır. Bana göre değil, bilime göre yanlıştır. O zaman genel yanlış olduğunu da söylerim değil mi? Ama başka bir şey olduğu zaman da ne derim? Bana göre yanlış. İşte bana göre yanlış dediğimiz andan itibaren kavganın bir anlamı yok ya. Bilime göre yanlış dediğimiz andan itibaren de ha bu adam bilime göre yanlış diyorsa o zaman bunu bir de bilim penceresinden incelemek lazım. Demek gerekmez mi? İnatlaşıyorlar ya. Ya bilimle inat olur mu ya? 2 kere 2 4 eder. Hayır ben 5 ettireceğim. Ettiremezsin. Bunun kanıtı çok basit. 2 tane buraya koyarsın, 2 tane yan tarafa koyarsın, bir daha sayarsın, 4 eder. Bu kadar basit ya. Ama canlarım,
Bunu anlatamıyoruz bu insanlara. Anlatmaya kalktığımızda da genelde biliyorsunuz Özgür Demirtaş'ın, Profesör Özgür Demirtaş'ın başına gelenler hepimizin başına geliyor. Beni mahkemelere veriyorlar. Profesör Demirtaş'ı mahkemeye vermiyorlar. Vermediler. Ama bence mahkemeye verilmeyi tercih ederdi. Yeter ki hakaret etmesinler, yeter ki iftira atmasınlar. En azından o da onları mahkemeye verirdi. Gerekirse, ki zannetmem onların seviyesine düşmezdi. Orada hesaplaşma olurdu. Ama arkadaş bu ne ya? Ya bu ne ya? Ya ey kötü insanlar. Ey iktidarın kötü insanları. Ya elinize ne geçiyor ya? Evet gelin bize yanlışsın deyin. Deyin abi. Ama hakaret etmeyin ya. Ya küfür etmeyin. İftira atmayın. Ne gerek var? Siz bize yanlışsın dersiniz. Biz de size yanlışsın deriz. Tartışırız. Ama kavga etmeden ya. Ya gülümseyerek tartışmayı ne zaman öğreneceksiniz siz Allah aşkınıza ya? Bana sulu diyorlar biliyorsunuz değil mi? O kanattan. Sulunun teki diyorlar. Zaten şarkıda söylüyorum diye kızıyorlar. Ya tamam. Peki deyin ki size göre suluyum ben. Ama acaba ben sizin anladığınız anlamda sululuğu neden yapıyorum? Öfkelenmemek için. Gülümseyerek anlatmak için. Şakalaşarak anlatmak için. Fıkralarımla kimilerinize hem kısa anlatmak hem de biraz gülümsetmek için. Neden? Ortamı yumuşatmak için. Yoksa ben de düşmanlaşmayabilirim. Ben de bağırmayı, çağırmayı, küfretmeyi, hakaret etmeyi bilirim. Ya neden benim size davrandığım gibi bana davranmıyorlar diye soruyorum adamlara. O zaman dediler biz seni ciddiye almıyoruz. E beni ciddiye almıyorsanız bana niye hakaret ediyorsunuz? Ben hiç size hakaret ediyor muyum? Canlarım işte böyle. Evet, Özgür Demirtaş hocanın haklılığını dün İlhan Kesici, dündü değil mi? Evet, dün. Bütçe kapanış konuşmasında yaptı. 2022 bütçe kapanış konuşmasında. Özgür Demirtaş'ın adını anmadı tabii ki. Ben hayır. Bilimsel açıdan neden doğru söylediğini İlhan Kesici'nin verdiği bir örnekle size daha geniş manada anlatmaya çalışacağım ama kısaca tabii. Geniş ama kısaca. Kesici dedi ki 2022 bütçesi 2021 yılı Ekim ayı ortalarında bağlandı. 15'inde mi 17'sinde mi neyse tam aklımda kalmadı. Çünkü dinledim, not etmedim. 195 milyar dolardı dedi. Bütçe bağlandığında, Türkçe tabii bütçemiz Türkçe yapılıyor, Türk lirasıyla yapılıyor. Ama o günkü kur üzerinden karşılığı 195 milyar dolarmış. Ancak dedi İlhan Kesici, bugünkü kur üzerinden ki o saatte kur 16 lira 70 kuruş dolaylarındaydı. Bugünkü kur üzerinden 2022 bütçemizin dedi değeri 106 milyar dolara düştü dedi. Bu nedenle dedi bu bütçe butlandır. Butlan hukuk tabiridir, yok hükmündedir. Yani bütçeyi görüşüyoruz, oylayacağız. Büyük ihtimalle de kabul edecek. Biz hayır oyu vereceğiz. Ama dedi bu bütçe yok hükmündedir. Buna rağmen dedi bu bütçenin hayırlara vesile olmasını temenni ederim dedi. Bunlar güzel şeyler. İşte benim söylemek istediğim, hepinizle paylaşmak istediğim bunlar. Yani eleştirelim, eleştirelim ama batsın bu dünya demenin de bir anlamı yok. Batarsa bu dünya beraber batacağız çünkü. Aynı gemideyiz hepimiz canlarım. Şimdi bu ne demek? 195 milyar dolar bütçe 106 milyar dolara düşmüş. Biz Türkçe, hep Türkçe diyorum. Türk parasıyla bütçemizi yapıyoruz. Bilecekler onlar. Tayyip Bey de öyle diyor. Siz diyor dolarla mı maaş verdiniz bunlara diyor. Damat gibi. Ya Tayyip Bey. Tayyip Bey. Allah aşkınıza. Artık kendi seçmeninizin zekasına göre siyaset yapmaktan vazgeçin. Neden? Sayın Erdoğan. Bakınız efendim. Bilmiyor olabilir misiniz? Hiç düşünmüyorum. Mutlaka bilmeniz gerekir en azından. Bizim ülkemizin ve tabii her ülkenin bütçesi kendi ulusal parası üzerinden hesaplanır ve bütün gelirler ulusal para ile toplanır. Yani bizim bütçemizin gelir toplamı neyse 2022'de tahmini gelir toplamı neyse biz 2022'de o parayı toplayacağız. Fazlasını değil, eksiğini, büyük ihtimalle eksiğini, gene pek çok kişi vergisini ödemeyecek. Büyük ihtimalle daha azını ama Türk lirası olarak toplayacağız. Oysa
cari harcamalar hariç, yani maaş ve ücretler hariç, diğer bütün yatırım harcamalarımızı döviz üzerinden satın aldığımız için o mal ve hizmetlerin hemen tamamını neredeyse onlara döviz kuru üzerinden ödeyeceğiz. Ne olacak peki? Nasıl olacak bu iş? Ya para basacaksınız, ya ek bütçe yapacaksınız, ya da bütçe açığı vereceksiniz. Bütün bu saydıklarımın hepsi nedir? Enflasyondur. Peki bu kadar yüksek enflasyon ihtimali, bu kadar net meydanda iken, ihtimalin bile ötesine geçmişken Sayın Erdoğan ve Sayın Memur Sendikaları, kimi işçi sendikalarının genel başkanları ve bu ücrete sevinen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener kardeşlerim. Size de söylüyorum ve size de sitem ediyorum. Siz de ayıp ettiniz. Bu ülkede bütçesi 195 milyar dolar karşılığı TL olarak bağlanmış. Oylandığı gün ise bütçenin döviz karşılığı 106 milyar dolara düşmüş bir bütçeyle bu ülkede enflasyondan başka hiçbir şey yapamazsınız. Enflasyon ne demek? Bugünkü 4250 lira tespit edilen maaşı ile Şubat ayında markete, oraya buraya şuraya gidecek olan emekçi kardeşimizin, memur kardeşimizin, çalışanlarımız, arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın yapacakları alışveriş miktar olarak 2000 senesinin Şubat ayında, ki 2825 liraydı maaşları, 2000 yılının Şubat ayında yaptıkları alışveriş kadar miktar olarak olmayacak. Kemal Bey, Meral Hanım, ya siz ne diyorsunuz ya? Ha biz de zaten bunu istiyorduk. Yapmayın Allah aşkınıza ya. Bakın tekrarlıyorum. Asgari ücretin artışına karşı değilim. Keşke 384 dolar karşılığı yapabilseydiler. Bunu net söylüyorum. Ama ben asgari ücretin zaten kendisine karşıyım. Bu ülke mutlaka ve mutlaka istikrar, ekonomik istikrarı sağlamış, cari açık vermeyen, bakınız cari açık vermeyen, faizlerin, yani piyasa faizlerinin normal ortamda arz talebe göre oluştuğu şartlarda yönetilen bir ülke istiyorum. İstihdam eksiğinin en çok %3 olmasından yanayım ki o da olacaktır, normaldir. Piyasa ekonomilerinde tam istihdamın sağlanması mümkün de değildir, doğru da değildir. Haksız rekabete girer, zorlama olur. Bu da yanlıştır. Buna da hayırdır. Neden? Tam istihdam halinde de o zaman sendikaların önüne geçemezsiniz. Demokratik bir ülkede sendikada tabii ki pazarlığını yapacaktır canlarım. Asıl olan sistemlerde, asıl olan rejimlerde, ki biz demokratik bir rejimiz, sendikaların, sendika yöneticilerinin çok dürüst, çok ilkeli, çok ahlaklı olmalarıdır. Evet, ve işçilerin de sendika başkanlarını sorgulamaları zorunluluğunu duyacak kadar akıllı, eğitimli olmalarıdır. Bakınız Ali Alçın diye bir kamu memurlarının sendika başkanlığını yapan var. Arkadaşı maaşı 50 bin lira imiş. Yalanla ya da sahi 50 bin liraya çıkmış. Değilse de 45 bin liradır. Ama 4200 lira asgari ücret geldiğinde memurlarına bayram ettiriyor. Oysa Ali Alçın da ne? O da onların içinden gelmiş, onlar kadar maaşı hak eden birisi. Türk İş Başkanı, o da aynı. Disk başkanına geldiğimiz zaman, disk başkanı ise sadece paranın peşinde. Sadece paranın peşinde. O da yanlış. O yüksek istiyor. Doğru, işçisi için yüksek. Ama ben hanımefendinin bugüne kadar ya şu istihdamı artırın ya, işsizlikten kırılıyoruz dediğini duymadım. Halbuki istihdam artsa, yani işçiye daha çok ihtiyacı olsa zaten işçimiz bu fiyatlara çalışmayacak. Başka? Ülkenin milli geliri artacak. Başka, ülkenin milli geliri artarken devletin gelir vergisi, vergi hasılatı artacak ve daha kolay toplayacak canlarım. Ama olmuyor. İşin kötüsü biz gibi sendikalar devletin ticaretten, bankacılıktan, sanayilikten çekilmesi gerektiğini söylediğimizde,
Savaş sanayi olabilir. Savaş sanayi için bir lafım yok. Savaş sanayi de devlet olsun, bunun buyursun olsun. Ama o zaman da ne yapıyorlar? Vay efendim, sen bizim malımızı, mülkümüzü, milletin malını, mülkünü satıyorsun. Kardeşim, yanlış olan satmak değil. Yanlış olan peşkeş etmek, peşkeş çekmek. Tıpkı Sakarya tank paleti fabrikasında olduğu gibi, şeker fabrikalarında olduğu gibi. Burada yapılanlar yanlış değil. Yanlış olan ne? Özelleştirmelerin eşe dosta ve neredeyse bedava fiyatına verilmesi. Hele tank paleti fabrikası yürek yarasıdır. Yürek yarasıdır. Keşke satılsaydı. Keşke 10 milyar dolar alsaydık mesela da satsaydık. 50 milyon dolar aldık adamlara, bedava verdik. Kirasız ya. Kira bile yok ya. Boğaz köprülerinin yapılmasına karşı değilim. Yıllardır söylüyorum. Yöntemine karşıyım. Piyasa ekonomisinde gelir garantisi olmaz diye artık yırtına yırtına bir hal oldum. Piyasa ekonomisi risk ekonomisidir. Canları. Hasılı. Daha uzatmayayım, yine en başa döneyim. Değerli Profesör Özgür Demirtaş kardeşime yapılan saldırılar Türkiye'nin bütün seçkin insanlarına yapılmış saldırılardır. Bu iktidarın ve bu iktidarın eklemli gazetecilerinin ne kadar kötü insanlar olduklarını gösterir. Ya lütfen ya, lütfen birbirimizle tartışalım. Birbirimizi dinleyelim. Ya bırakın isteyen istediğini söylesin ya. Deyin ki Özgür Demirtaş'ın söylemi, deyin ki bir an için emekçilerin aleyhineydi. Değil ya, deyin ki ya. Ya size ne ya? Yani herkes öyle düşünecekse eğer, siz neden çok daha fazla maaş vermiyorsunuz emekçilerinize? Neden bütün emekçilerin bütün gelirlerini sıfır vergi haline getirmiyorsunuz? Bütün memurların brüt maaşlarını net olarak ödemiyorsunuz. He? Ya 200'lük yapmayalım. Ne olursunuz yapmayalım. İyi insan olmaya çalışın ey iktidar sahipleri ve iktidara eklemlenmiş gazeteciler. İyi insan olun, göreceksiniz ki sizin karşınızdakiler zaten sizden çok daha iyi oldukları için hep birlikte uzlaşacağız, iletişim kuracağız, paylaşacağız, yardımlaşacağız. Haliyle de huzur bulacağız. Evet canlarım, hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.